Nasıl hissediyorsunuz? Sağ olun. Tekrar hayata dönmüş gibi hissediyor musun? Sayenizde hemen şükür. Anji öncesine göre nasılsın? Şu anda çok ağrınız iyi. Ağrınız var mı? Ağrım yok. Gayet iyi. Gayet. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Yeni hayatına hoş geldin. Sayenizde. Tekrar hayata bağlanmak güzel. 42. yaşını hastamıza anjiyo salonunda girmesine vesile olduk. Öyle olduğu için de biz de hastamıza böyle bir sürpriz yapmak istedik. Ama en güzel hediyeyi vermiş olabiliriz. Ona yeni bir hayat, yeni damarlar hediye ettik. Bundan sonra daha güzel yaşayacağını, daha sağlıklı yaşayacağını bize söz verdi. Yeni yaş, yepyeni kararlarla geldi sanıyorum, evet. Değil mi Ömer Bey? Sigaradan uzak bir hayat. Herkese nasip ediyorum. Hastamız artık 42 yaşına girdi ve günde 4 paket sigara içiyormuş ve aile öyküsü de var. Ömer Bey acil servise göğüs ağrısıyla başvurmuş fakat 3 gün öncesinde hafif hafif ağrıları, mide ağrısıyla karışan ağrıları zaten varmış. Kendisi mide sorunu olduğunu düşünerek soda içmiş, mide koruyucu almış. Fakat ağrıları devam etmesi üzerine acil servise başvurmuş. Biz hemen EKG'sini gördüğümüzde hemen kalp krizi tanısını koyarak acil anjiyo laboratuvarını aldık. Anjiyo laboratuvarında da gecikmiş olduğu için damarları aslında biraz açılmıştı. Fakat sorumlu iki lezyon olduğunu görerek o damarlara balon ve stent uygulayarak her iki damarını da açtık. Hastamız aslında çok genç, 41 yaşında fakat diyabet öyküsü varmış, aile öyküsü varmış ve en önemli stresli bir hayatı varmış. Bir de en önemli risk faktörü olan sigara içiciliği varmış ve günde 4 paket içiyormuş. Bu da muhtemelen damarlarımızın bu hale gelmesine en büyük sebep diye düşünüyoruz. Evet, hastamız 41 yaşındaydı, anjiyo laboratuvarında 42 yaşına girdiğini söyledi. Aslında biz ona 42 yaşına en güzel hediyeyi vermiş olduk. Yeni damarlar, yeni hayat vaatleri, sağlıklı yaşama sözleri verdi bizlere. Gerçekten yeni hayatın anjiyo laboratuvarında başlamış olabilir 42 yaşından itibaren. O sebeple biz de kendisini üzmemek için ona pastayla 42. yaşını kutlamak istedik. Göğüs ağrısı şikayetimle geldim. Daha sonra doktorlarımızın EKG'si üzerine kalp krizi geçirdiğimi söylediler. Hemen acil bir şekilde anjiyo alındı. 3 tane stent balon işlemi falan yapıldı. Çok başarılı bir operasyon geçirdim Tepez Devlet Hastanesi'nde. Buradaki doktorların ilgisi, alakası sayesinde şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Ve şu anda yoğun bakımda bana yaptıkları sürprizle beni gerçekten mutlu ettiler. Buradaki hasta bakıcı arkadaşlar, hemşire arkadaşlar, doktorlarımız, hastane müdürümüz hepsinden 1000 kere razı olsun. En azından insan değeri verildiği bir yer, insanlara anında müdahale edilebilen, her şekilde hastanın refakatını doktorların bizzat kendinin yaptığı, kontrollerinin bizzat kendinin yaptığı, gerekli yerlere beraber müdahale edildiği bir yer. O yüzden hepsine teşekkür ederim. Beni ikinci bir kez hayata bağladıkları için şu anda gayet iyiyim. Doktoruma da çoğu kez söyledim, tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Stresli bir yaşamım oldu. Günlük 1,5 paket sigara içerken birden işte sinirsel anlamda şeker hastasıyım zaten. Sinirsel anlamda en ufak bir şeye sinirlendiğinde hemen sigaraya sarıldım. Gitgide 3 paket 4 paketi buldu ve daha sonra işte dün yaşadığım gibi sıkıntılar yaşamaya başladım ve damarlarımın tıkandığını öğrenmiş oldum. Kalp krizi geçirdim bu sebepten. Ve hayatımın hiçbir yerinde aslında sigaranın önemi yokken ben sigaraya kendimi bağımlı ettiğimi gördüm. Hı hı. Bu da benim için bir ders olmuş oldu. Bırakmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Şu anda kafamda öyle bir sorun yok yani. 13 Mart 2024 tarihinde hastanemizin anjiyo kısmını açtık, anjiyoyu açtık.
Gerçekten ilde ihtiyaç olan gerçek hastalarımıza çalışma alanıydı. Bunu hızlıca toparladık. Şimdiye kadar toplamda 97 hasta aldık. Bu 97 hastadan 43 tanesi stent ve balon işlemi uygulandı. 6 hastaya da bypass kararı verildi. Hizmetlerimiz aynı şekilde, aynı kalitede devam etmektedir. Servis yatak sayımız 15'tir şu an için. Güvenilir bir şekilde hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Yok tabii ki. Hastanın çileğinden ve birazcık şeyinden yiyebilir ama insülin...